kabul etsiniz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Muhteşem bir iftara imza attınız. Gecekondu'nun kaçıncı iftarı oldu Koray abi? 12. Yarısına neredeyse katıldım. Bu seferkinin bir de ekstra bir özelliği vardı. Uzun zaman sonra kulüp başkanı da iftardaydı ve Melih Başkan geldi. Biz bunu nasıl anlayalım? Yani daha doğrusu biraz önce ben Twitter'da paylaştım. Melih Başkan gecekondu iftarında diye. Nasıl yani şey oldu? Nasıl oldu? Ya artık, Melih Başkan da gelecek, Ahmet Başkan da gelecek, Hüsamettin Başkan da gelecek. Artık küskünlükler kalkacak. Ankara gücünü layık olduğumuz yerlere getireceğiz. Katkılarından dolayı bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ali abi, siz davet ettiniz sanırım Melih Başkan'ı. Süreç nasıl oldu? O merak ediliyor. Gecekondu kendimi davet etti. Melih Başkan mı gelmek istedi? Yani sakıncası yoksa tabii. Ya tabii, senelerdir hep yanlış anlaşıldık. Davetiye gönderdik. Onlar da davete icabet ettiler. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ramazan'da da ekstra bir güzellik olmuş. Ya artık Ankara gücünün çıtasının yükseldiğini, Ankara gücünün bir yerlere gelmesinin gerektiğini o da biliyor. Çünkü sonuçta bu memleketin insanı 25 senedir belediye başkanlığı yapıyor. Belki ileride birbirimizi yanlış anlamışızdır. Bundan sonra pardon diyoruz. Yanlış anlamayacağız bundan sonra birbirimizi. Ankara gücüne sahip çıksınlar. Derdimiz o. Masada bir taahhüt oldu mu? Ankara gücüyle ilgili verdiği bir sözü şey oldu mu? Onu bilemiyorum. Karay abi sen almışsındır. Şimdi ben masada iki başkanla bir aradayken bir meblağlardan bahsedildi. Fakat Melih Başkan'ın bahsettiği rakam 200'lerden bahsetti. O da Süper Lig şampiyonluğundan bahsetti. Ben de orada iki başkanın da yanında dedim ki Ankara'nın iki tane başkanı. Biriniz Ankara Gücü Kulüp Başkanısınız. Biriniz de Ankara Gücü Büyükşehir Belediye Başkanısınız. İkiniz bir aradaysanız bu sorunu dedim çözersiniz. Tebessüm edildi. İkisi de tebessüm etti. Güldü. Yani ne evet ne hayır davından ama bir tebessüm aldı. Bir şey var yani. Bir ışık var. Ya bu tebessümler inşallah gerçeğe dönüşür. Ankara Gücü taraftarının da yüzü güler. Abi bu stat meselesi var şimdi. Sondaj başladı. Koltuklar sökülüyor. Ankara Gücü taraftarı ciddi bir sıkıntı. Daha doğrusu bütün Ankara'da Gençler Birliği taraftarı da aynı sıkıntı yaşayacak. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Bir tarihi yıkılıyor bir taraftan da. Sizin de benim de birçok arkadaşın da çocukluğunun geçtiği bir yer. 19 Mayıs stadı. Ve şampiyonluk da kapattı. Yani o yıkımı Ankara Gücü şampiyonluk da aslında yıkılmamasını istemiyoruz ama aslında şey yapmalar lazım. Onarsalar bize daha iyi olur. Onarsalar tamamen olmuyor mu? Valla öniyet çok büyük bir stat. 41 bin küsur kişilik bir stat. Bursa örnek gösteriyorum şeyi sağlamıştı. Kale arkası tribünün yekpare olmasıyla ilgili bir proje başlatmıştı ve sağlamıştı. Tamam. Gecekondu tribünün böyle bir niyeti, isteği tabii falan olacak mı? Böyle biz de tek tribün olarak istiyoruz. Eğer bu işlere bizim gücümüz yetiyorsa biz de bir kampanya başlatalım. Tek tribün olarak gecekondu tek olsun. Çıplaklı yeni statta biz de yine kale arkasındayız. Kale arkasını değiştirmeyiz diyorsunuz. Mümkünat yok. Aynı yerde devam edeceğiz inşallah. Koray abi sen ne diyorsun? Valla bu statlar işte nasıl diyelim gecekonduları yıkılıyor, apartmanlar yapılıyor. Yeni modernleşiyoruz. Ama burada bir ekstra bir şey var Koray şimdi, abi ya. Ben ama, çocukluğumda yani 7-8 yaşındayken o stada geldiğimde sen vardın. Evet. Ya, o zamandan evi gibi oldu. Sen bizden daha da fazla geceleyin sabahlayıp oradan maçlara girdiğin bir yer. Ya bir duygusal bağ oluyor ister istemez. Ya, oluyor da şimdi bir de gerçek var. Gerçeği de inkar edemeyiz. Neticede şimdi bir evde oturuyoruz. Evimiz ne yapıyor ki 2 sene sonra evin içerisi badanası ne oluyor? Kirleniyor. Kirlenince ne yapmamız lazım? Bunu tamirat badana yaptırmamız lazım. Bu stadımızda eskidi mi eskidi. Evet. Eskidi mi eskidi. Ha, yenisine daha büyük hitap eden, taraftara hitap eden bir türbüne ihtiyacımız var mı? Var. Ama Ali kardeşimizin dediği gibi bizim stadımızı türbünleri biraz daha sahaya yaklaştırarak evet, yani sahadaki futbolcuya daha güzel bir etki yapabilmemiz amacıyla yıkmadan daha güzel bir genişletme olabilir. Yani bu 30 binlere 40 binlere çıkarılacak bir tamir olabilir bence. Çünkü en son Kayseri hasta işte hep beraber gördük. Yani üst katta çıktık. Kardeşim iki adam bir yanlışlıkla birbirine bir omuz vursa aşağı düşmeme ihtimali yok. Hani öyle bir statta yapılacaksa yani bize de öyle bir stat yapmasınlar. Biz eskisiyle de mutluyuz. Şimdi bir de 2 senelik falan bir süreç var. Sıkıntı yaşanacak. Yeni kent Asay stadı mı olacak? Veya Osmanlı stadı yeni adıyla.
Ostur stadı mı olacak? Kapasite çok düşük, 3500-4000. Yoksa şehir dışı mı gözükecek? Bunlarla ilgili hiçbir kafanızda canlandırdığınız bir şey var mı? Çünkü ciddi bir sıkıntı bekliyor Ankara'cı taraftan özel. Valla şu anda biz canlandırma yok. Net bir şekilde de stadımız da gösterilmedi. Şurada oynanacak evet diye. Mehmet Başkan biraz önce Yenikent stadını işaret etti. Oranın olabileceğini söyledi. Ankara'cı taraftarın da bir Yenikent Asayi stadı tecrübesi olmuştu 2010'da. Ya, taraftar zorlanır. Bilen taraftar çok zorlanır. Oralara gitmek için insanlar zorlanır. Artık nasıl olacağını bilemiyoruz ama sonuçta burada olsa bu taraftar gidecek. Çünkü zorlu bir sürece gideceğiz. Takım bir hava yakaladı. Şampiyonluk için oralarda gideceğiz. Takımımızı destekleyeceğiz 90 dakika. Gelecek seneyle ilgili ümitli misiniz? Kafanı nasıl görüyorsunuz? Ya şu andaki mevcut kadroyla ümitliyiz dersek birbirimizi aldatırız. Başkanın kendisi de evet, o konuda olumsuz bir ifadesini kullandı. Ne yapacaklar? Transfer yasağını kardeşim kaldırıyor. Öyle yahut da böyle kaldıracaksın, bulacaksın parayı. Kaldıracaksın, o koltukta oturacaksın. Ankara Gücü'ne, eğer Ankara Gücü taraftarına hitap etmek istiyorsan böyle yahut da böyle kaldıracaksın, transferini yapacaksın. Bize layık olduğumuz yere bizi taşıyacaksın. İnşallah bizi Ankara'cının layık olduğu yerde çekeriz. İnşallah. Güzel günlerde çekeriz. İnşallah. Bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz size teşekkür ediyoruz. Sağ olun.